Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Kodorg eğitim sitesi içerisinde bulunan kurs 3 ders 11 ile devam ediyoruz. Ders 11'in konusu da iç içe döngüler ve toplamda 12 bölümden oluşuyor. Hemen bakalım. Bizden yine şekilleri çizmemizi istiyor. İlk önce okuyalım bilgimizi. Bu üçgenleri çizmek için kodu tamamlayın. İlki sizin için yapıldı. İpucu 3 üç üçgeni toplam 360 derece dönerek yapılabilir. Hemen bakalım ilk önce. Çalıştırıyoruz. Bir tane üçgenimizi çizdik. Daha sonra belli bir açıyla dönmesi gerekiyor ki diğer üçgene geçelim. Kaç derece açıyla döneceğiz? Burada sola dönsem yeterli. Sola dönüyorum. Şimdi ne demiştik? Dönme ile dıştaki döngünün çarpımı 360'a eşit olması gerekiyor. 3 Üç tane üçgenimiz olduğu için biz bunu ilk önce döngü içerisine alıyoruz. 3 kez döndüreceğiz. 3 çarpı kaç? 360 yapıyor. 3 çarpı 120. Hemen deneyelim bakalım mantığımız tutuyor mu? Evet. Dediğim gibi sayısal çarpma işlemini yaptığımızda sonuca ulaşıyoruz. Devam edelim. Yine burada bir şeklimiz var. Okuyalım bilgimizi. Bu döngüyü başka bir döngü içine koyarak 10 üçgen çizin. Buna iç içe döngü denir. Hemen direkt 10 tane üçgen çizin demiş. Döngüyü 10 olarak ayarlıyoruz. Ve başka döngü içerisinde de almış oluyoruz. Çalıştıralım. Evet görevimiz bu kadar basit. Metni okuyup anladığımızda sonuca ulaşıyoruz. Üçgen kodunu döngüde kullanarak altıgen çizebilir misin? Demiş. Bakalım hemen çalıştırdık. Altıgen yapacağız. Yani döngüyü altı kez döndüreceğiz. Tabi üçgeni çizdikten sonra ne yapması gerekiyor? Belli bir açıyla dönüp ikinci üçgene başlaması gerekiyor. Ne kadar dönecek? Hemen sağa doğru dönüyorum. diyorum. 6 ile kaçı çarparsam 360 yapıyor. 6 çarpı 60'tan 360 elde ediyoruz. Çalıştıralım. Evet matematiksel işlem yine tuttu ve sonuca bize ulaştırdı. Dördüncüsünde bizden dişleri yapmamızı istiyor. Timsahın ağzını dişleri çiz demiş zaten. Hemen çalıştırıyoruz. Evet bir tane dişi çizdik. Ne kadar? 20 pikselmiş. Ne yapmam gerekiyor? Ardından 20 piksellik taşıma yapmam gerekiyor. Hemen ileri doğru 20 piksellik bir atlama yapıyorum. Ve kaç tane dişimiz var burada? 6 tane dişimiz var. O yüzden döngümü de 6 kez tekrarlayacak şekilde düzenledim. Evet çalıştıralım bakalım sonuç doğru mu? Dişlerimizi düzgün bir şekilde çizdik ve görevi tamamladık. Beşinci bölümdeyiz. Verilen kodu başka bir döngü içine koyarak bir güneş oluştur. Bu güzel şekli oluşturmak için her dönüşten önce üçgenin kenar uzunluğu kadar ileri atlamalısın demiş. Çalıştırıyoruz. İleriye atlayacağım. Atlayalım kenar uzunluğumuz neymiş? 50 piksel. İleriye doğru 50 piksel atlayacağız. Kaç tane üçgenimiz var? Baştan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane üçgenimiz var. Hemen bunu 12 kez tekrarlayalım. Çalıştıralım bakalım eksik bir şeyimiz kalmış mı? Evet eksik bir kodumuz kalmış. Ne yapıyor? Düz ilerliyor. Biz çember daire oluşturacağımız için yine burada da belli bir açıyla dönmemiz gerekiyor. Ne demiştik? Dönüşümüzü de yine döngüye göre ayarlayacağız. İleri 50 piksel atladıktan sonra sağa doğru dönmem gerekiyor. Kaçla 12 çarptığımızda 360 yapar. 12 çarpı 30'dan 360'ı elde ederiz. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi açıları da kullanarak güneşimizi tamamlamış oluyoruz. Altıncı bölüme geçiyoruz şu an. Altıncı bölümümüzde bir bayraklı şekil oluşturmuş. Bir yel değirmeni oluşturmak için verilen kodu döngü içerisine kullan. Her zamanki gibi ilk önce bir çalıştıralım. Ne yaptığını görelim. Evet. Yel yani bayrağa benzeyen şeklin bir tanesini çiziyor ve başlangıç noktasına dönüyor. Benim ne yapmam gerekiyor? Başlangıcı geldiğinde belirli bir açıyla döndürmem gerekecek. Kaç tane var burada? 4, 8, 9 tane var. En son kodumuzda sağa doğru 40 derece dön diye bir blok eklemiş. Büyük ihtimalle bizim yapacağımız işlemi bize verenler hazırlamış. 9 çarpı 40'tan 360 elde ediyoruz. Hemen çalıştıralım. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar dönüş işlemini kendisi yapmış. Bizden sadece kaç defa tekrarlanacağını istemişler. 7. bölüme geçiyoruz. 7. bölümde de bizden gördüğümüz şekli çizmemizi istiyor. Bu kodu 10 defa döngüye koyun. Her seferinde ne kadar dönmen gerektiğini bul demiş. Yine yapmamız gereken döngünün sayısı yani onu yazmak ve içerisine de dönüşü ayarlamak. Ne dedik? 10 çarpı kaç? 360 yapıyor. 36 360 yapıyor. Hemen çalıştırıyoruz. Evet gördüğümüz kadarıyla da doğru bir şekilde ilerliyoruz. 7. bölümü de tamamladık. 8. bölüme geçiyoruz. 8. bölümümüzde bir fabrika, bir bina koymuş. İç döngü kullanarak 10 kareyi tamamlayın. Her bir kare 30 piksel demiş. Hemen çalıştıralım. Karemizi çizdik. Başlangıca geldik. 30 pikselmiş. Yani ileri doğru bir 30 piksellik atlama yaparsam ikinci karenin başına geliyorum. Ve bu işlemi de kare kadar ilerleteceğim. 10 tane karemiz varmış. 10 olarak değiştiriyorum. Ve çalıştırıyorum. Karenin Zeminini yani fabrikanın zeminini oluşturduk bu şekilde. 9. bölümümüzde bizden ne istiyor? 9. bölümde de görmüş olduğumuz şekli istiyor. Bu kodu alt döngüye koyun. Yani alt defa döndüreceğiz. Her seferinde ne kadar dönmen gerektiğini bul demiş. Çalıştıralım ilk önce. Evet bizden bir elmas şekli çiziyor bu. Biz 6 tane... Elmas çizeceğiz. Yani 6 defa döndüreceğiz. İlk önce ben döngümüzü alalım. 6 olarak değiştirdik. Döngü içerisinde. Kaç defa döneceğini de bizden istiyor. 6 ile kaçı çarparsam? 360 yapar. Hemen bunu hesaplayalım kafadan. 6 kere 6. 36. Yani 60. Evet gördüğümüz şekil. İlk başta anlaşılmasa da bir elmas şekliymiş ve altın elmasın birleşiminden de bu pervane benzeri bir şekil oluşuyormuş. Yine bizden garip bir şekil istiyor. İçe döngü kullanarak 36 tane üçgen çizebilir misin demiş. Hemen döngümüzü aldık. Hazır kodlarımızı da çekiyoruz. 36 tane üçgen çizeceğiz. Çalıştıralım bakalım. Ne yapıyor? Olduğu yerde 36 tane üçgen çiziyor. Ne yapmam gerekiyor? Belli bir açıyla dönmem gerekiyor. Sağa doğru 15 derecelik döndüreceğiz. Mi? Hayır. 36 ile kaçı çarpıyorum? 10'u çarpıyorum. 360'ı elde ediyorum. Ve çalıştırdığımda üçgenler arka arkasına sıralanıyor. Ve garip şeklimizde ortaya çıkıyor. 11. bölümdeyiz. 11. bölümde 4 tane çemberimiz var. Değerlendirme demiş. Tasarımı tamamlamak için içi döngü kullan. Hemen çalıştıralım. Ne yapıyor? Bir tane daire çiziyor. Hemen bu daireyi aldık. Bir tanesini çizmiş. Biz bunu dört tane olarak yapalım. Ve sağa doğru da bir açıyla döndürelim. 4 çarpı 90 eşittir. 360 yaptığı için burayı değiştirmiyorum. Direkt çalıştırıyorum. Bakalım matematik işlemimiz burada da tuttu mu? Evet, matematik işlemi her zaman tuttu gibi burada da tuttu. 4 tane dairemizi sadece eklediğimiz 2 blok ile tamamladık. En son 12. bölümümüzdeyiz. Bize yine bir garip bir şekil vermiş. Yıldız, kare, üçgen her şey diyebiliriz. Bunu nasıl çözeceğimizi soruyor. Bakalım 4 kez tekrarlanan bir şeklimiz var. 50 piksel git sola 120 dön demiş. 50 gittik sola 120 döndük. Yani bu şekil olmayacağı direkt belli. Evet 4 defa ilerle. 4 tane üçgenimiz olduğu için bu kod olabilir. Altından 3 defa tekrarla. Yine üçgen için doğru. Üçgen 50 ilerle 120 dön. Bu üçgeni oluşturuyor. Bir tane üçgeni bu şekilde oluşturduktan sonra belirli bir piksel gidiyoruz ve 90 derece sağa dönüyoruz. Bu da olabilecek düzeyde. Şimdi alttan bakalım yine. Üçgen oluşturmamız gerekiyor ilk önce. Burada da üçgen var ama dönüşler arka arkaya eklemiş. incelediğimizde doğru olabilecek kod bu. Evet arkadaşlar bu dersin de sonuna geldik. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.